Evet, kamptayız şu an. Kampımız çok iyi geçiyor. Kendimiz iyi hazırlıyoruz. İşte Salı günü herhalde işte maça da hazırlanıyoruz. Kupa Kayseri'ye karşı. Her şey iyi gidiyor. İnşallah bu 2020 iyi başlayacağız. Onun için de iyi çalışıyoruz. Her şeyin halisi olur inşallah. Ya performansımı şimdi konuşursak tabii ki her gün iyi çalışıyorum. Kendime dikkat ediyorum. Ekstra çalışıyorum. O yüzden de fazla sıkıntı yaşamıyorum maç içinde de. Tabii ki sakatlığım istediğim gibi olmadı, geçmedi ama çok şükür o günleri de atlattım. Zordu, kolay değildi ama sağ olsun başkanım, Ali Koç başkanım, bütün Fenerbahçe doktorlar, staff, hocalarım yani bana o kadar destek verdiler ki o kötü günlerimden iyi çıkabildim ve sonuçlar da zaten maçlarda belli oluyor. Bu konuyla ilgili fazla bir şey diyemem. Şöyle bir şey diyebilirim. Benim bir hedefim var. Şimdi bu 5 ay yani takımla şampiyon olmak istiyorum. Benim hedefim bu. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra zaten her şey kendiliğinden gelir, konuşulur. Boş mukabele. Yani ben Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü beni en kötü yani günlerimde beni yalnız bırakmadılar. O yüzden yani buraya koysalar tabii ki o şekilde imza da atarım. Burada da çok mutluyum. Ama dediğim gibi şimdi bir 4-5 ay bir şeyimiz var, zamanımız var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz. Benim şu an hedefim tek bu. Ondan sonra zaten her şey kendiliğinden gelir. 2-2. Türkiye Kupası'nda da var onun dışında. Aha. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda karşılığında? Yani en sevdiğim mevki belli. Orta saha 8 numara olarak, 6 numara. Tabii ki hocam derse sağ sol bunlar benim için problem değil. Çünkü oynamış bir pozisyonlarda hep oynadım. Bundesliga'da da olsun, burada da olsun, Galatasaray'da da olsun. Takıma büyük bir katkı verebiliyorsam sağ sol benim için önemli değil. Tabii ki de mutlu olurum. Ve takımla da başarılı oluyorsak tabii ki futbolcu olarak da seviniyorum tabii ki. Tabii ki şimdi mevkiye göre de bağlı. Şimdi hoca diyorsa 6 numara fazla öne doğru istediğim gibi gidemezsin. Şimdi sağa sola oynadın mı pozisyonların farklı. Öne doğru daha fazla çıkabilirsin. Pozisyonların daha fazla olur. Gol atma şansın da daha fazla olur. Yani hep pozisyona göre de farklı. Ya skora katkı. Ya bence şu an çok iyi gidiyor. Tabii ki belki bir 2-3 gol daha fazla olabilirdi. Asistlerim de fazla olabilirdi ama önemlisi olan bunun üstüne hep fazla koyarak, çalışarak inşallah bu yılda daha fazla olur ve takıma da katkı verebiliyorsam sevinirim tabii ki. Ama biz o dönemde tabii ki habercilik gereği bu haberleri yapmadık. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Bir önceki takımda yanlış tedaviler, yanlış bir süreç ve senin isyanın. Bu konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Önemlisi olan şu an ben buradayım. Maçlarıma çıkabildim. Dediğim gibi başkanıma, Ali Koç, Ersun hocama, doktorlara, fizyolara, masörlere herkese o kadar teşekkür ediyorum. Onların sayesinde de tabii ki sahalara geri dönebildim. Önemlisi olan bu. Onlara da ne kadar teşekkür etsem azdır. Son bir soru var. Ya şimdi ben herkesle iyi anlaşıyorum. Tabii ki bir iki arkadaş vardır. Onlarla belki daha fazla konuşursun, daha fazla takılırsın. Yani en fazla takıldığım arkadaşım, dostum Mehmet Ekici tabii ki. Ama herkesle ben iyi anlaşıyorum. Orada hiçbir sıkıntı yaşamadım. Herkesi gerçekten çok seviyorum. Herkes de çok iyi bir insanlar. Yani orada bir sıkıntım yok. Ya kendisi için tabii ki sevindim. Geri takımlı oldu. İnşallah her şeyin hayırlısı olur onun için. Çok büyük bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu. Bize de çok yardım edecek bir futbolcu diye düşünüyorum. Tabii ki her şeyin hayırlısı olur Mehmet için. Kendisi de çok iyi bir insan. İnşallah kendisini idmanlarda da gösterebilir. Ondan sonra hayırlısı neyse hayırlısıyla da olsun inşallah onun için. Ya herkesin bir farklı düşüncesi var ya. Şimdi ben milli takımı seçimde kalbimle seçtim tabii ki. Herkes farklı düşünür için. Öbürü diyor ben Almanya'da doğdum. Bana o kadar şey verdiler. Almanya için oynamak istiyorum diye bir düşünceler de olabilir. Yani bu konuyla ilgili fazla bir şey diyemem. Herkesin kalbine diyorsa yani oraya gitsin. Yani nerede mutlu oluyorlarsa oraya gitsinler. Ya tabii ki çok iyi bir oyuncularımız da var. Serdar dediğim gibi işte o da öbür ismi neydi? Ahmet. O da bizi seçti herhalde. Türkiye'yi seçti. Ya tabii ki bizim için de çok iyi bir futbolcu. Yani
fazla bir şey diyemem. Herkes kalbiyle versin bu kararını. Sen ne düşünüyorsun? Ya şimdi takımlarda Almanya'da oynadın. Evet. Türkiye'de ya benim hedefim hep A milli takımdı. Çünkü Türk'üm. Yani Türkiye için oynamak istiyordum. İnşallah en kısa zamanda yine çağrılırım. Benim hedefim hep Türkiye'di. A milli takımda. Bundan sonra başka bir soru. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bize hep destek versinler 90 dakika. Bizim de elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. Yani benim sözüm bu kesin. Yani buna söz verebilirim. İnşallah da hep beraber cami olarak başarı oluruz. Deplasman formumuz var. İkinci yarıda deplasmanda bir galibiyet serisi oluşturulmuyor acaba? Ama ek olarak ikinci yarı değerlendirmesi. Evet, biraz ikinci yarı. Aynı zamanda. Anlamadım. İlk deplasmandaki daha az galibiyet almamız ve ikinci yarıda genel... Ya tabii ki hedefimiz dışarıda da hep puan toplamamız gerekiyor. 2019'u bence iyi bitirdik. Önemlisi olan şimdi bu yılda devam öyle yapmamız gerekiyor. Her gün iyi çalışıyoruz. Tabii ki yani Fenerbahçe isterse içeride oynasın, dışarıda oynasın aslında fark etmiyor. Önemlisi olan takım olarak bunu bilmemiz gerekiyor. İyi de çalışıyoruz ve inşallah da o başarıları alacağız. Dışarıda da alacağız inşallah.